Sözün bittiği yerdeyiz. Öyle bir dizüstü bilgisayar ki bu, deyim yerinde ise evdekine elektrik vermek istemeyeceksiniz. Dünyanın en güçlü mobil işlemcisine, en güçlü mobil ekran kartına ve muazzam bir performans potansiyeline sahip. Bahsettiğim sistem MSI'nin GT77 Titan modeli. Dizüstü bilgisayar dünyasında bugün için ötesi yok. Sınırları çizme görevi adeta ona verilmiş. Hepsini anlatacağım ama önce sponsor mesajı. RTX 3090 gibi yüksek performanslı ekran kartlarından yeni nesil işlemcilere, dizüstü bilgisayarlardan fiyat performans odaklı toplama sistemlere kadar. İster oyun oynamak ya da yayın yapmak, isterseniz de iş ya da eğitim amaçlı olsun, ihtiyaç duyacağınız tüm teknolojiler dünyada ve markaların en yeni tüm donanımları İtopya'da. İster web sitesi, isterseniz de İstanbul'daki Acıbadem, Beylikdüzü ya da Kartal veya yeni açılan Ankara Seyitözü mağazasına gidebilir, yeni nesil donanımları görebilir, arzu ettiğiniz sistemleri toplayabilirsiniz. Tüm detaylar İtopya.com'da. MSI'ın Titan modellerine aşinayım. Zira uzun süredir GT76 Titan kullanıyorum. Bendeki model biraz sıra dışı. Çünkü masaüstü sistemler için geliştirilen Core i9 9900K işlemcim ve RTX 2080 ekran kartını bir araya getiriyor. Dolayısıyla çok güçlü ama aynı zamanda çift adaptörle çalışan iri bir yapısı var. Bu sistemde en sevdiğim nokta soğutma tasarımı. Çünkü oyun bilgisayarları için geliştirilen masaüstü sınıfı bir işlemciyim. Olması gerektiği gibi kontrol etmek ve bunu mobil bir kasada sağlamak hiç de kolay değil. Ancak GT76 Titan bunu başaran sistemlerden bir tanesi. Aslında masaüstü gücünü isteyenirse taşınabilir kılacak heybetli bir makina GT76 Titan. Yoksa mobilitesinin çok yüksek olduğunu söyleyemem. Yani çok taşınabilir, her yere kolayca götürebileceğin sistemlerden bir tanesi değil. Ancak 7 model tam olarak böyle sayılmaz. Bu denli yüksek güç ve ona oranla böylesi yüksek taşınabilirlik gerçekten baş döndürücü cinsten. GT77 Titan dünyanın en güçlü mobil işlemcisi olan Core i9-12900HX ile geliyor. 16 çekirdek, bakın dile kolay, 16 çekirdek ve 24 dizek desteği sunan bu işlemci standart olarak 2300 MHz'de çalışıyor ve turbo devreye girdiği zaman tam 5000 MHz'de, 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Intel tarafı açık bir şekilde dünyanın en hızlı mobil işlemcisi derken hem tek hem de çok çekirdekte sadece kendisinin eski nesil işlemcileri değil. Aynı zamanda AMD'nin en iyisi olan Ryzen 9 6900X ve Apple'ın en iyisi olan, daha doğrusu mobildeki en iyi işlemcisi olan M1 Max'ten de %17 ila %64 arasında daha hızlı olduğunu söylüyor. Bu bardağın dolu tarafı ama tabii ki boş tarafı da var. Intel'in 12900X işlemcisi bahsettiğim rakiplerine kıyasla daha fazla enerji tüketiyor, dolayısıyla daha fazla ısınıyor. Ancak bu işlemcinin önemli bir misyonu var. Bu işlemci ve güç verdiği dizüstü bilgisayar modelleri maksimum performansa yoğunlaşıyor. Koşullar ne olursa olsun yeter ki projemin render süresi en kısa olsun diyen kullanıcıları hedefliyor aslında. Intel'in kendi test sonuçlarına göre Core i9-12900HX çok hızlı ve rakip tanımıyor. Ancak benim için daha dikkat çekici olansa Intel'in bile kendi testlerinde MSI'nin GT77 Titan modelini kullanması. Sebebi resmi olarak açıklanmadı ancak bir öngörüde bulmam gerekir ise MSI'nin soğutma tasarımındaki yüksek başarısı bu noktada tercih sebebi olabilir, çünkü Core i9-12900HX termal anlamda kolay kolay dizginlenebilecek bir işlemciye benzemiyor. Çünkü ne dedik? 16 çekirdek ve 24 dizek desteği sunan ve turbo ile 5000 MHz'e çıkan bir mobil işlemciden bahsediyoruz. Daha doğrusu masaüstünün mobile uyarlanmış versiyonu gibi de değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu işlemciden maksimum alabilmek için çok iyi bir soğutma sistemiyle de harmanlamak gerekiyor. Belki de bundan dolayı, belki de GT76 Titan'da ortaya konan performanstan ve başarıdan dolayı Intel kendi testlerini GT77 Titan'ı kullanmış olabilir. Ha belki de diğer firmalarınki yetişmediği için kullanmış olabilir. Bunu bilemiyorum ama günün sonunda MSI açısından duruma bakıldığı zaman büyük bir prestij kaynağı, çünkü kullandığı işlemcinin üreticisi o işlemcinin performansını göstermek için MSI'nin geliştirmiş olduğu sistemi kullanmış. Ekran kartı tarafında da dünyanın en güçlüsüne sahip. Nvidia'nın RTX 3080 Ti modelini kullanıyor. Yeni ekran kartı aslında pek çok marka ve model tarafından kullanılmaya başlandı. Ama MSI önemli bir farkım var diyor. Overboost teknolojisi. Hem termal tasarım hem de güç kullanımı, güç yönetimindeki özelleştirmeler sayesinde işlemci ve ekran kartı aynı anda maksimum termal tasarıma çıkabiliyor. Örneğin GT77 Titan'dan ekran kartı için 175 watt ve işlemci için 75 watt, yani toplamda 250 watt aynı anda sağlanabiliyor. İşlemci yeni, dolayısıyla yorum yapmak için erken. Ancak bugün pek çok marka RTX 3080 Ti'yi daha düşük enerji kullanımıyla çalıştırabiliyor. Dolayısıyla 175 wattlık TGP, yani termal oyun performansı, MSI'nin en güvendiği ayrıcalıkların ya da MSI'nin en güvendiği, en fazla yatırım yaptığı alanlardan birisi olarak konuşlandırılıyor. Dolayısıyla 175 wattlık RTX 3080 Ti mobilde grafik gücü anlamında rakip tanımıyor tabii ki.
4 tane RAM ve 4 tane SSD slotuna sahip olan, yani masaüstü sistemlerle yarışan GT 77 Titan 17.3 inçlik ekranında farklı çözünürlük seçenekleri sunuyor. MSI daha çok Full HD çözünürlük ve 360 Hz yenileme hızı üzerine duruyor. Ancak benim için 2K ve 240 Hz çok daha büyük bir tercih sebebi olabilir. Ama ben çok fazla oyun oynamayacağım, bu sistemi daha çok içerik üretmek için kullanacağım diyorsanız eğer tabii ki 4K ekran seçeneği de alınabilir. Çok sayıda bağlantı portuna ve kart okuyucusuna sahip olan GT 77 Titan'dan klavyedeki her tuşun rengi bağımsız olarak ayarlanabiliyor. Klavye demişken mekanik bir klavyeye sahip ve çeyrek alt yapısını kullanıyor. Arka taraftaki RGB ışıklandırmalı hava tahliye kanalı ise spor otomobillere benziyor. Hatta Bugatti Chiron akıllara getirdiğini söyleyebilirim. En azından bende böyle bir etki yarattı. Bu sistem benzersiz özelliklere sahip. Dolayısıyla mukayeseyi dizüstü bilgisayarlarla değil, belki de en güçlü masaüstü sistemlerle yapmak gerekiyor. Bakalım MSI sistem hakkında, yani GT 77 Titan hakkında daha fazla bilgiyi önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi. Bekleyip göreceğiz ama sahip olduğu konfigürasyon gerçekten heyecan verici, gerçekten nefes kesici. Sevgili arkadaşlar, sizlere göstermek istediğim çok önemli bir dizüstü bilgisayar daha var. Dünyanın ilk oyun ve yayın sistemi olarak tanıtılan Corsair imzalı Voyager A1600 modeli. Elgato marka ürünleriyle yayıncılık dünyasındaki en kritik şirketlerden biri olan Corsair bu avantajını dizüstü bilgisayar dünyasına da yansıtmış. Çünkü sadece yüksek performansı bileşenleriyle değil, yayıncılık özelleştirmeleriyle de dikkat çeken bir sistem duruyor önümüzde. AMD işbirliğiyle geliştirilen ve Ryzen 9 6900 HS işlemciden güç alan bu sistem, Radeon RX 6800M ekran kartını kullanıyor. 16 inç boyutunda ve 2K çözünürlüğünde 240 Hz ekranla gelen sistem AMD FreeSync Premium teknolojisine de destek sunuyor. Yani performans olarak gerçekten üst seviye bileşenlere sahip bir sistem duruyor karşımızda. En yüksek grafik kalitesinde oyun oynamak bu sistem için çok zor bir görev değil tabii ki. Ancak bu dizüstü bilgisayarın alameti farikası olan özellik bunların hiçbirisi değil. Bu bilgisayarın fark yaratan detayları sahip olduğu kısa yol butonları. Klavyenin üst kısmındaki dokunmatik kontrol alanı Stream Deck gibi çalışıyor ve Elgato yazılım entegrasyonuyla buradaki 10 ayrı butona farklı yayın görevleri atanabiliyor. Akıllara Apple'ın Touch Bar yaklaşımı gelmiyor değil ama burası bir amaca, yani yayıncılığa hizmet ediyor ve gerekli yazılımla tam entegre çalışıyor. Tabi bilgisayarda oyun oynarken yayın açmak isterseniz iyi bir mikrofon ve kamera da gerekiyor. AMD tabanlı pek çok dizüstü bilgisayardan farklı olarak Thunderbolt 3'ün aktif olduğu 2 adet USB 4.0 portuyla gelen sistemde Cherry MX imzası taşıyan her bir tuşun ayrı olarak renginin ayarlanabildiği mekanik bir klavye kullanılmış. 64 GB RAM ve 2 TB depolama kapasitesine sahip olan sistemde uçakla taşımaya uygun en yüksek sınır olan 99 Watt'lık bir batarya tercih edilmiş. Taşımaktan bahsetmişken ağırlığı da söyleyeyim, Corsair'in dizüstü bilgisayar modeli 2.4 kg'lık bir ağırlığa sahip. Elgato markası ile yayıncılık dünyasına yön veren Corsair'in dizüstü bilgisayar alanına girmesi ve yayıncılığa özel modeller yapması kıymetli, rekabete farklı bir boyut kazandırabilir. Fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmayan sistemin gerek özellikleri gerekse de hedeflediği kitle dikkate alındığı zaman çok da ucuz olmayacağını öngörebiliriz. Kaldı ki önümüzdeki aylarda Intel işlemci ve Nvidia ekran kartı kullanan modelleri de görebiliriz. Kısacası Elgato yazılımına entegre kısa yol ekranı ve fark yaratan özel bir sistem olmuş Voyager A1600M modeli. Evet, tüm bu detaylardan sonra şöyle geriye dönüp baktığım zaman atladığım bir husus kalmamış gibi görünüyor. Yavaş yavaş toparlamam gerekirse her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yapmış olduğunuz fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada bana ulaşmak isterseniz Twitter ve Instagram'da erdoğza ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip ede alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.